Bir önceki derste öğrendiklerimizi biraz daha matematiksel ifadelerle yapalım. Bir yerden P lira para ödünç almış olayım. P lira ödünç aldığım için P benim ana param. R de para ödünç almam sonucu ödemem gereken faiz oranına eşit olsun. Bunu aynı zamanda %100 R olarak da yazabiliriz, değil mi? Ve bu parayı T süre için almış olalım. Şimdi, basit ya da bileşik faizi kullanarak T yılın sonunda ne kadar borcumun olacağını hesaplamamı sağlayacak bir denklem kurmaya çalışalım. İlk olarak basit faizden başlayalım. Çünkü adı üzerinde bu basit. Önce bir zaman çizelgesi yapalım. T sıfırken ne kadar borcum olacak? T'nin sıfır olması demek, borcu aldığım gibi geri ödediğimi gösterir. Yani P miktarı kadar borcum olacak, değil mi? T 1 olduğunda ise P miktarı artı faiz borcum olacak. Buradaki faizi ana para üzerindeki kira bedeli olarak düşünebilirsiniz. P artı P çarpı R. Önceki videoda faiz değerimiz yani R %10'du. P de 100'dü. 100 lirayı ödünç almak için ilk yılın sonunda 10 lira faiz vermiştim. Yani 110 lira ödemiştim. Denklemimize dönersek, bu yazdığımız P çarpı parantez içinde 1 artı R'ye eşittir. Doğru mu? Yani P ortak parantezine aldık. Peki, 2 yıl sonra ne kadar borcumuz olacak? Her yıl borcumuzda RP miktarı kadar artış olacak, değil mi? Bir önceki örnekte ekstra 10 liraydı. Bu nedenle de her yıl ana para üzerine %10'unu ekliyorduk. Bu nedenle de ikinci yılda borcumuza P artı RP, ilk yılın sonundaki borcumuz, artı ikinci bir RP'ye eşit oluyor. Yani P ortak parantezi içinde 1 artı 2R. Şimdi üçüncü yıla bakalım. İkinci yılın sonundaki borcumuza bir RP miktarı daha ekliyoruz. Yani R %10 veya %50 de olsa, bu faizi sadece ana paraya ekliyoruz. Artı RP dersek, bu P parantez içinde 1 artı 3R yapıyor. Sonuç olarak T kadar yıl sonra ne kadar borcumuz olacak? Ana para yani P çarpı parantez içinde 1 artı TR kadar borcum olacak. Ve bu P'yi de parantez içinde dağıtabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınızda da elinizde ana para artı T yıl boyunca ödediğiniz faiz, yani RP olacak. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Şimdi sayılar kullanarak yapalım ve size formül ezberlememenizi tavsiye ederim. Mantığınızı kullanarak bunu çıkartabilirsiniz. Eğer 50 lirayı %15 faizle ödünç alsaydım, ki burada basit faiz kullanacağım, 20 yılın sonunda benim 50 lira çarpı parantez içinde 1 artı 20 çarpı 0,15 lira borcum olurdu. O zaman 20 çarpı 0,15 kaçtır? 3 değil mi? Aynen. 50 çarpı 4 de 20 yıl için borç aldığım 200 liraya denk gelir. Sonuçta %15 faizle alınan 50 lira 20 yılın sonunda 200 liralık bir ödemeye dönüşür. Bu yaptığımız basit faizdi. Bu da onun için kullandığımız formüldü. Şimdi aynı şeyi bileşik faiz için yapabilir miyiz acaba? Kendimize çalışmak için biraz yer açalım. Geçen videoda gördüğümüz gibi, ilk yılda bileşik faizde kullansak, basit faizde kullansak aynı sonucu buluyoruz. Birinci yılın sonunda yine P artı RP kadar bir borcum olacaktır. Bu da P, parantez içinde 1 artı R'ye eşittir. Bileşik ve basit faiz ikinci yıldan itibaren birbirinden ayrılmaya başlarlar. Basit faizde her yıl başına sadece 1 PR ödüyorduk. İkinci yıl içinde bu 1 artı 2 PR'ye eşit oluyordu. Bileşik faizde bu sonuç, yani P, parantez içinde 1 artı R, yeni ana paramız oluyor. Eğer bu yeni ana paramız oluyorsa, biz 1 artı R çarpı bu sayı sonucu çıkan miktarı ödeyeceğiz, değil mi? Bizim başlangıçtaki ana paramız P idi. bir yılın sonunda 1 artı PR ödedik. İkinci yıla geldiğimizde ise yılın sonundaki borcumuzu, yani P parantez içinde 1 artı R'yi ödeyeceğiz. Ve bunu R yüzdesiyle arttıracağız. O zaman bu sayıyı yine 1 artı R ile çarpacağız. Ve bu da P çarpı 1 artı R'nin karesine eşit olur. Basit faizde her yıl PR ekledik. Eğer bu 50 lira olsaydı ve bu da %15, yani P ana para ve R oran iken 7,5 lira faiz ekliyorduk. Bileşik faizde ise her yıl ana parayı 1 artı R ile çarpıyoruz, değil mi? Üçüncü yıla geldiğimizde ise bunu 1 artı R ile çarpacağız. Üçüncü yıl P çarpı 1 artı R'nin küpüne eşit olacak. O zaman da T zamanda ödeyeceğimiz para P çarpı parantez içinde 1 artı R üssü T'ye eşit olacak. Şimdi bu örneğe bakalım. Bu örnekte basit faiz ile 200 lira borcumuz var. Bileşik faizle ne kadar borçlu olduğumuza bakalım. Ana para 50 lira çarpı 1 artı yüzdemiz, yani %15. Üzeri 20. Çünkü 20 yıl için ödünç alıyoruz bu parayı. O zaman borcumuz 50 çarpı 1.15'in 20. kuvvetine eşit olur. Bunu Excel'i kullanarak hesaplayayım. 1.15 üzeri 20 eşittir 16.37. Aslında bunu bulmak için herhangi bir hesap makinesi kullanabilirsiniz. O zaman bu 50 çarpı 16.37'den 818 liraya eşit. Sonuç olarak birisi size borç verirken, tabii ben sana %15 faizle 20 yıllık borç veririm dediğinde, bileşik faiz mi, basit faiz mi olduğunu belirlemeniz çok önemli. Çünkü bileşik faizle 50 lira borç aldığınızda, basit faize göre 618 lira daha fazla borçlanacaksınız. Maalesef gerçekte alınan borçların çoğu bileşik faizle. Sadece bileşik olmasından ziyade, her sene veya her 6 ayda bir değil de sürekli olarak bileşik faizi uyguluyorlar. İşte bu yüzden bileşik faiz ile ilgili olan gelecek diğer videoları izlemelisiniz ki ekonominin büyüsünü anlayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.